sektöründeki işlerine devam edip inatla ayakta durmaya çalışanlar için tebrikle başlamak istiyorum. Çünkü pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, yüksek faiz ve enflasyon, tedarik zincirindeki yetersizlikler, kalifiye eleman eksikliği ve İsrail-Filistin olayları tüm dünyada siyasetin yanında ticaret ve sanayi hizmet sektöründe tarihin hiçbir evreninde olmadığı kadar kötü etkilenmiştir. Bu zor süreçte DTGB olarak üyelerimizle dayanışma içinde birbirimize destek olarak atlatmakta olduğumuzu görmek, üyelerimizle işlerini geliştirme azmi bizleri ziyadesiyle memnun etmekte ve onlardan aldığımız enerjiyle geleceğe daha mutlu bakmaktayız. DTGB olarak sizlerin de teşrifiyle gerçekleştirilen etkinliklerimiz, aynı çatı ve masa etrafında buluşmamız gerek derneğimizin üyelerini gerekse değerli misafirlerimizi memnun etmektedir. Ve de bu vesilelerle bir araya gelmenin yarattığı toplumsal uyum ve dayanışma her geçen gün artmaktadır. Ayrıca bu etkinlikler bizleri yeni boyutlar ve yeni tanışmalar ve işbirliklerinin de kapısını açmaktadır. Biz DTGB olarak aynı zamanda Türkiye-Almanya arasındaki ticari ilişkilerin yanında uluslararası ticari ilişkilere de son derece önem vermekteyiz. Bu manada bugün salonumuzda bulunan ve bizleri yalnız bırakmayan farklı ülkelerden tüm başkonsolos ve diplomatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle yalnız Almanya-Türkiye arasındaki ticari hacim 50 milyar eurodur. Türkiye'nin Almanya'dan ihracatı 26 milyar, Almanya'nın Türkiye'den ihracatı 26 milyardır. Almanya'da yaklaşık 90 bin Türkiye kökenli işveren, Türkiye'de ise 8 bin Alman menşeli firma bulunmaktadır. İyi bir yaşam, temiz bir dünya, sevginin kazandığı bir yıl olmasını biliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Wir freuen uns sehr, dass es uns wirtschaftlich gut geht und dass unsere Mitglieder entschlossen sind, ihr Geschäft weiter fortzuführen. Daher blicken wir mit viel Energie und hoffnungsvoll in die Zukunft. Sehr geehrte Damen und Herren, als DTGB führen wir die Veranstaltungen durch, damit sich unsere Mitglieder unter einem Dach an einem Tisch zusammensetzen, um sich kennenzulernen. Es ist für uns ein großes Anliegen, dass unsere geschätzten Gäste bei diesen Anlässen zusammenkommen in gesellschaftlicher Harmonie und in Solidarität. Die Veranstaltungen dienen eben dazu, die Tür zu neuen Dimensionen, neuen Bekanntschaften und Kooperationen zu öffnen. Als DTGB legen wir großen Wert auf internationale Handelsbeziehungen und insbesondere auf die Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und Deutschland. In diesem Sinne möchte ich allen Präsidenten, Konsuln und Diplomaten verschiedener Länder meinen Dank aussprechen, die bei der heutigen Veranstaltung anwesend sind. Wenn wir bei dieser Gelegenheit alleine das Handelsvolumen zwischen der Türkei und Deutschland betrachten, beläuft es sich jährlich auf etwa 50 Milliarden Euro. Die Exporte der Türkei nach Deutschland summieren sich auf 24 Milliarden Euro. Und die Exporte von Deutschland in die Türkei auf 26 Milliarden Euro. Ab nächstem Jahr wünsche ich Ihnen jetzt kurz vor dem neuen Jahr schon mal vorsorglich alles Gute fürs neue Jahr und viele Begegnungen. Dankeschön. Ich bin auch zufrieden, das, was die Bundesregierung auch in den letzten Jahren geschafft hat. Keiner hat geglaubt, dass wir über den Winter kommen und dass wir das auch nicht schaffen. Und trotzdem ist Bundesrepublik Deutschland eine der stärksten Wirtschaftsnationen in Europa. Trotzdem funktioniert unser Sozialstaat und unser Rechtsstaat. Und darauf bin ich stolz und auch zufrieden. Aber womit ich nicht zufrieden bin, dass wir seit Jahren, insbesondere seit 2015, wenn es um Migration und Integration geht, reden wir hauptsächlich über die Flüchtlinge. Ich möchte gerne, musste dolmetschen. Es war sehr schwierig. Er hatte gesagt, wissen Sie, die Straßen, die hier in Hanau-Umgebung ist, habe ich
mit aufgebaut. Ich war Gastarbeiter und ich habe nie gedacht, dass mein Sohn irgendwann mal auf diese Straßen ermordet werden. Ja, alle anderen, die für das neue Jahr alles Gute, möge alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank. DTGB Başkanı Sayın Turgut Sezgin. Bu gecenin esprisi bu oldu galiba. Kıymetli milletvekilleri Sayın Yankı Bey, Turgut Bey, korkonçların çok kıymetli temsilcileri, iş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri. Gerçekten bu akşam burada oluşturduğumuz tablo bence çok kıymetli. Çünkü birbirini anlama, birbirini kabullenme anlamında çok önemli bir etkinlik. Ben bu bakımdan DTGB'ye, başta Turgut Bey olmak üzere, Talip arkadaşım, gerçekten çok teşekkür ediyorum hepsine ve DTGB üyelerine. Böyle bir akşamı bir arada bu kadar farklı kökenlerden insanı getirmek aslında bizim vermek istediğimiz en temel mesajı vermiş olmak oluyor. O bakımdan ben gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum, organizasyonda emeği geçenlere. Ben de gerçekten elimden geldiğince DTGB'ye ve yönetime bu konuda yardımcı olmaya çalıştım. Tabii bu tarz etkinlikler hem bizim Alman dostlarımızla ve diğer milletlerden dostlarımızla olan irtibatımızın kuvvetlendirilmesinde çok ciddi bir fayda sağlıyor. Hem de bizim birlik ve beraberliğimize de aslında önemli katkılarda bulunuyor. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda da bu zenginliğin ve bu çoğunluğun artarak devam etmesini diliyorum. DTGB'yi bu etkinlikten ötürü tebrik ediyorum. A very short translation for my colleagues around the table. So I warmly congratulate the managerial board of DTGB for bringing this multitude of differences together in a Weihnachtessen, which is a Christmas dinner, an early Christmas dinner. So it is a very valuable contribution to the mutual understanding between our communities and between our nations. So I warmly thank Herr Turgut Sezgin and his colleagues for arranging this very valuable dinner. Tabii bu akşamın özelliği benim açımdan son Weihnachtessen olması. Çünkü önümüzdeki yıl Noel zamanı burada olmayacağım büyük ihtimalle. O bakımdan da ben bu akşam böyle bir organizasyonda son Weihnachtessen'ımızı yapmayı istedim. O bakımdan da ayrıca 100. yıl dönümümüz malumunuz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Onu da kutlamamızda çok önemli katkıları oldu. Burada masalarda olan iş insanlarımızın, bankalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın. O manada da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir değinmek istediğim husus da değerli dostlar, İHK seçimleri. İHK seçimleri malumunuz yaklaşmakta. O bakımdan şu anda İHK Hanal Başkan Yardımcısı Salim Bey de aramızda. Üyeler de var Darmstadt'ta şu anda ama bizim sadece değerli arkadaşlar Frankfurt'tan adaylarımız da var bu sene. Kendilerine başarılar diliyorum buradan. Diğer Offenbach'ta arkadaşlarımız var. Pek çok İHK'da gerçekten başarılı iş insanlarımızın aday olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim sadece seçimlerde oy kullanmamız da değil. İHK aslında hayatın merkezi, yani ekonomik üretimin de merkezi. Sadece Frankfurt İHK'da 2000 civarında Türk girişimcinin şirketi kayıtlı. Bu müthiş bir rakam arkadaşlar. Yani bunu gerçekten kuvveden fiile çıkartmanın zamanı geldi diye düşünüyorum artık. Bu bakımdan da aday olan herkese şimdiden başarılar diliyorum. Hani her belki İHK'da bir başkan yardımcısı çıkartmak mümkün değil ama en azından meclislerde temsil edilmek bence çok önemli. Bu bakımdan da hepinizin de bulunduğunuz bölgelerde oy kullanma konusunda duyarlılık göstermenizi rica ediyorum. Tabii sözlerime son verirken barış, kardeşlik mesajını da vermeniz lazım. Gerçekten konuşmacılar bunu yaptılar.
Şu anda dünyamızın en çok ihtiyaç duyduğu şey barış ve sivillerin hayatının korunması. Bu bakımdan başta Filistin'de yaşanan gelişmelerde olmak üzere hayatını kaybeden sivillere de Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Gerçekten bu şiddetin, bu şiddet sarmalının bir an önce durması yönünde ülkemiz çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Derdimiz akan kanın durması. Bu manada burada da biz bunun yine bu sözümüzün, bu iddiamızın temsilcisi olmalıyız Türk toplumu olarak. Yani burada da malumunuz çok ciddi tartışmalar söz konusu bu konuda. Ama biz her zaman aklın, vicdanın ve adaletin yanında olan bir milletiz. Bu manada da yine bu yönde olmaya devam edeceğiz. Bunun da altını bir kez daha çizmek isterim buradan. Sözlerime son verirken bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Güzel bir Noel yemeği olmasını diliyorum. DTGB'nin iftar organizasyonunda da yeniden buluşmak üzere diyorum şimdiden. Konuşmalarınızda da gerçekten bizim burada artık 60 yılı aşan Türk varlığının en önemli vesikalarından siz de koymuşsunuz. O nedenle ben sizin şu anda görselde olan Osmanlı'nın ve daha geriye giden Türk varlığının açıkçası kitabınız vardı. Yeni kitabınızı henüz okuyamadığım için şimdi onu hemen övemeyeceğim. Ama okuduktan sonra onu överiz. Sıkıntı olmaz. Ben bu çabalarınızdan ötürü size çok teşekkür ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi bu tarihi bilmek ve bilmeye çalışmak da çok önemli bana sorarsanız. O bakımdan sadece gelişi güzel de değil, bu tip yazılı, hani ne demişler, söz uçar, yazı kalır. O bakımdan ben emeklerinizden ötürü size teşekkür ediyorum.
Boyunca ben de şeydim, eigentlich sollte der Botschafter der Republik Türkei heute unter uns sein, aber aus gewissen Terminänderungen hat er es leider heute nicht geschafft, aber auch er hat uns eine Videobotschaft übermittelt, was wir Ihnen gerne vortragen möchten. İyi akşamlar. Türk-Alman İşverenler Derneği'nin Noel yemeğine katılan tüm misafirleri Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi olarak saygıyla selamlıyorum. Aslında akşamımızda derneğimizin başkanı tarafından davet edildim ve katılmayı planlıyordum. Katılmayı çok istiyordum ve sizlerle çok güzel sohbetler yapabileceğimi düşünüyordum. Ama Berlin'e dönmemi gerektiren bir mesele çıktığı için maalesef bu akşam sizlerle birlikte olamıyorum. Tüm katılımcılara güzel bir akşam diliyorum. Türk-Alman İşverenler Derneği'ne ve misafirlerine güzel sohbetler diliyorum. İşverenlerimiz Almanya'da hem yarattıkları sağladıkları ciroyla hem sağladıkları istihdam imkanlarıyla Alman ekonomisine çok güzel katkılarda bulunuyorlar, önemli katkılarda bulunuyorlar. Ama aynı zamanda buradaki ekonomik ve ticari faaliyetleriyle Türk-Alman ilişkilerine çok değerli katkılarda bulunuyorlar. İşverenlerimize, sizlere tüm bu katkılarınız için içten teşekkürlerimi sunuyoruz. Aynı zamanda 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Dolayısıyla sizlerle bir araya geldiğimde bu 100. yılı da Cumhuriyetimizi de kutlamak istiyordum. Geçmiş de olsa, aradan 2 aya yakın bir süre geçmiş de olsa hepinizin 100. Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Hepinize güzel bir akşam diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte sehr gerne heute Abend zu dem Weihnachtsessen von Deutsch-Türkischer Gewerbebund kommen und mit Ihnen Zeit verbringen. Ich bin sicher, dass wir sehr gute Gespräche miteinander geführt hätten. Leider gibt es solche dringende Geschäfte in Berlin, dass ich heute Abend mit Ihnen nicht zusammenkommen konnte. Deutsch-Türkische Gewerbebund hat heute Abend, wie auch in Ihren früheren Tätigkeiten, wirklich sehr wichtige, sehr gute Beiträge zur türkisch-deutschen Freundschaft geleistet und die deutsch-türkischen Gewerbetreibenden, diejenigen, die mit der türkischen Herkunft, die hier Gewerbe treiben, tragen unsere Visionen türkisch-deutscher, deutschen Freundschaft und türkisch-deutschen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen wirklich sehr enorme Beiträge bei. Ich freue mich, dass es eine solche Organisation gibt, dass ein solcher Bund entstanden ist und jedes Jahr stärker wird. Ich freue mich, dass dieser Bund solche Abende wie heute Abend organisiert. Ich wünsche allen Beteiligten sehr gute Zeit, sehr gute Gespräche. Ich hoffe, dass wir die nächsten Male, wenn der Deutsch-Türkische Gewerbebund neue Aktivitäten, neue Abende, neue Veranstaltungen organisiert, dass ich dabei und mit Ihnen sein kann. Allen einen sehr schönen Abend. Vielen Dank. So, vielen Dank, unser Botschafter, Herr Ahmet Başer Şen. So.